Bu Mustafa yeni galiba. Yeni abisi. Ne vereyim? Ve o şualar ver. Başka? Başka bir şey verme. Çünkü aramakta zorlanacağım. Şimdi 676'yı nerede bulacağım? Bu da yeni galiba. Yok abi, değil. Değil mi? Bu da yeni. Tabii bak tam buldum da. O benim aradım şurada. Bakalım şimdi. Buradayım. Çünkü yani şurada çünkü. Yeni 2016. Evet. Eski varsa eski ver. Çünkü bir başka bir yerde arayacağım. 200, 218'i arayacağım. Hoş geldin. Ha. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Bak ha. Şurası. Bizim modeller ezberlemiş ya. Yeniden kurgulamak zor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Tarih boyu insanoğlu hep kendisini merak etmiş. Tarih boyu insan hep kendisini merak etmiş. Kendisini kendisiyle çözemediği zaman alakadar olduğu şeylerle çözmeye çalıştı. Mesela mevcudatta çözmeye çalışıyor. İnsanın mevzusu yine kendisi. Kendisinin mevzusu, merakı yine kendisi. Şimdi gözünü alıyor İsmail zannediyorum böyle. Şimdi insanla alakalı bir yer okuyacağım. Böyle bakınca böyle gözüküyor. Böyle bakınca böyle gözüküyor. Sebebi insan kendisiyle kendisi dirilip ölüyor. Kendisi tapıyor, tapınılıyor. Tapan da, tapınılan da kendisi ki ayette öyle diyor. Nefsini ilah edineni. Kendisi kendisinde seyahat edebiliyor. Kendisi kendisinden elem alabiliyor. Kendisi kendisiyle tanımlayabiliyor. Kendisi kendisine bela olabiliyor. Tersi de böyle. İnsan. Kendisi kendisine cehennem oluyor. Cennet de oluyor. Kendisi aklı aklına bela oluyor. Aklı aklına bela oluyor. Hariçte bir şey yok ki. İçsel elem kendimizden kaynaklanıyor. Kurtulmak isteyen de biziz, üreten de biziz. Derdi üreten biziz, cevap arayan da biziz. Soru soran biziz, cevap da biziz. Sıkan biziz, kurtulmaya çalışan biziz. Kaçan biziz, arayan da biziz. Arayan da, aranılan da, soru da cevap hep biziz. Kendisinde ya. Sonra sonunda bunu eylemine dönüştürebiliyor. Dış dünyaya, eylemde veya böyle görüyor. Alemindekileri alem yapıyor. Kainatı Allah görüyor. Veya bitmiş görüyor. Veya cennet olsa bir yer görüyor. Onunla alakalı diyor ki şuradan alayım, ortadan almayayım. Ehli dalalet. Sonra sinema perdesi gibi hayvanı atlıyor uzamasın diye. İnsan alemi bana göründü. İki leva yapacak.
böyle böyle gözüküyor. Hani celal ve cemal tecellisi mazhar olduğu için kendisi kendisine cehennem de oluyor, cennet de oluyor. Soru kendisi, cevap da kendisi. Giden kendisi, varılan yer de kendisi. Bak iki zıt iş söyleyecek. Alemi, insan alemi bana göründü. Ehli dalaletin, mevzuyla alakalı soru sorabiliyorsunuz. Ehli dalaletin dürbünüyle baktım böyle bir insana. Zıtları içine cem eden insana. Hem celal, hem cemal. Hem cehennem yapıyor, intihar eden. Niye intihar ediyor? Kendisi kendisine kaçıyor. Derdi kendisi mal etti. Derdi çözemiyor. Derdi çözen de çözülen de aynı. Ben bir tuhaf anlatmıştım belki. Bir rüyam vardı bunlarla alakalı. Bu ders onun için beni etkilemişti. Bir sorum vardı Mustafa. Sorularım vardı böyle. Epey oluyor şöyle. Kaç sene oluyor? 5-6 sene. Dediler ki ustad talebeleriyle falan yerde ders veriyor. Aleykümselam. Sonra ben de hiç şaşırmadan havadan gidiyorum. Bu mevzulumuzla alakalı olduğu için anlatıyorum. Gidiyorum havadan. Böyle bir fanus var böyle. Camdan. İsmail. Camdan böyle bir fanus var. İçinde ustad ve talebeler oturuyor. İçinde. Fakat aşağı baktığım zaman çam ağaçlarının tepeleri gözüküyor böyle. Yani yeşil olarak gözüküyor. Boya. Ağaç gözükmüyor. O kadar yüksek bir yerde. Şimdi oraya gidince Zübeyir abi fırladı. Dur dedi böyle. Dur. Camın içine almadı beni. Orada duruyor. Bu mevzumla alakalı. Böyle hayret hayret bakıyorlar hepsi. Hasan Feyzi abi de vardı yanında. Sonra abi dedim ben bir şey soracağım. Onun için geldim. Ne soracağımı da hiç sormuyor. Heyecanla dur orada. Dur. Senin dedi soracağın soruların cevabı sağ tarafına dönüyor. Şu dağı görüyor musun? Görüyorum abi dedim. Dağ büyük dağ var. Orada dedi oraya git. Orada bir saray var. O sarayı 3 defa çal. Her çalışın 3 defa olsun. Sana kapına çıkacak, kapıyı sana açacağı kişiye sorularını sor. Cevap onda. Şaban Ali. Cevabın orada. Tamam abi dedim. Yol gösterdi bana. Ferahladım. Sonra böyle gidiyorum ama yani hiç endişe etmiyor. Sonra daha gittim. Bir saray var. Hakikaten bir saray var. 3 defa bu bir. Çaldım. Açan yok. Zaten Zübeyir abi demişti 3 defa. 2. 3. çaldım. Kim çıktı biliyor musun? Mesela kim çıkabilir? Kendisi. Ama tuhaf. Soran benim böyle. Hayret eden benim. Gülen benim. Kapıyı açan gülüyor ama. Böyle tedirginim. Rahat olan o. Gene ben. Soruyu soracak olan benim, arayan benim, cevap benim. Çalan benim, açan benim. Giden benim, gelinen benim. Böyle. O gülüyor. Ben hayret ediyorum. Hem korku şeyi de var. Nasıl olur yani böyle? Yine benim. Arayan benim, cevap benim. Buna bak şimdi. İnsan alemi bana göründü. Ehli dalaletin dürbünüyle baktım. O alem, o alemi o kadar karanlıklı, dehşetli gördüm ki. İnsan alemi. Felsefe nazarıyla sebep sonuç ilişkisine bakarsan ne olacak 60-70 kilo bir adam. O kadar karanlıklı ve dehşetli gördüm ki kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. İnsan alemi. İçine giriyor. İçeriye giriyor. Ne var bakayım orada? Niye elem alıyor? Neler var? Kim bağırıyor? Ne istiyor? Kim ne istiyor? Kimler var yani? Eyvah dedim. Çünkü insanda ebede uzanıp giden arzuları. İnsanda ebede uzanıp giden arzuları var. Ne kadar? Oho, ebed. Sonsuz.
Bir anda her yerde olmak, ölmemek, dert, keder istemiyoruz. Bak bakalım arzularımızın ucu var mı? Ebede kadar uzanıp giden arzuları var. Buna mukabil emelleri ve kainatı yata eden tasavvurat ve efkarları var. İnsan ebede uzanıp giden arzuları ve emelleri var. Arzusu var, beklentisi var. Sonra çaresi mi var? Yok. Emelleri var. Kainatı arkasına geçecek düşünceleri ve fikirleri var. Kainatın arkasına geçiyor. İnsan düşünerek düşüncesini düşünebiliyor. Düşüncesini düşünüyor. Nasıl yapar bunu? Mesela ilk önce bir şeyle misal vereyim bu. Kainatın arkasına. Kainatın arkası nasıl geçecek onu alayım. Mesela yapabilecek miyiz? Ben şimdi hayalin tavana çık İsmail. Çıktın mı? Kendine bakabilecek misin kafana doğru? Bakayım görebiliyor musun? Bak bakalım. Tavan açık. Yapmak isteyen yapsın. Bakayım mesela. Tavan açık. Aa bak ben ensemi görüyorum. Hayali. Yapabilir. Tamam. Şimdi aklı aklına niye bela oluyor? Eğer aklını vahye bağlarsa aklıyla aklını yönetiyor. Aklıyla akıllı olabiliyor. Vahiy tabii. Aklını vahye bağlarsa aklı ile aklına hakim oluyor. Akıl bela olmaktan çıkıyor. İnsan kainat derken arşa kadar zaten. Şeceri hilkat. İnsanda benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum, benim hayatım, benim ruhum. Ben bile ruh değilim. İşte o ben olan ben, o kainatın arkasını geçiyor. Kainat zaten kalbe kadar. Neyle geçiyor? Vahiyle geçiyor. Vahinin gözüyle geçiyor. Ustadın eylemsel buna misali var mı? Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili, miraç. Ehli hakikat, fikir. Sen düşünüyorsun öyle. Oho, geçmiyor musun? Hayalmiş. Hayal hayal değil ki. Hayal hayal olsaydı, hayalle kurduğumuz bir şeye dönüşemezdik. Cinsellik olur, gadap olur, hiddet olur, fikir olur, merak olur, tefekkür olur. Kurduğumuz şeye dönüşmüyor muyuz? Olmuyor muyuz? Vücudumuz gelirmiyor mu böyle? Birisini öğrettiğimiz zaman böyle. Konsante olduğumuz, konsante değil mi senin mesleğin? Spor. Konsante, hele Yusuf'un şeyi. Konsantesi olur mu? Değil mi? Orada şey yapıyor değil mi? Rinke çıktıkları zaman. Konsante oluyor. Ne yapıyor? Kendisini kendisiyle motive ediyor. Kendisiyle kendisini ateşlendiriyor. Kendisi kendisiyle güç alıyor. Kendisinden güç alıyor. Öyle değil. Düşüncesiyle bakın. Eğer aklını vahye bağlarsa aklına, aklıyla aklına hakim oluyor. Düşüncesini düşünüyor. Düşüncesini düşünüyor. Önüne koyuyor düşüncelerini. Düşünüyor onları. Seçebiliyor. Hayır bu değil diyor. Bu da değil diyor. Öfke yapmış. Ulan bu adam bana bunu böyle dedi. Öfkesi patlaması iken öfkeyi bile erteleyebiliyor insan. Şimdi dur diyor. Şimdi olmaz diyor. Bunu söyleme diyor. Bunu yapma diyor. Sen düşün ki bir köpek var veya bir hayvan var. Otu görüyor. Aç. İhtiyacı var. İştahsını erteleyecek. Yok canım şimdi dursun. Demez ya. İnsan yani. Bir tuhaf. Kendi nefsini ilah edineni görmedin mi diyor. Bak tapan ve tapınılan da aynı. Fethulü fî ibadî ve fethulü cenneti. Cennet cehennemi de kendi dünyası için söylüyor Kur'an. Yani gireceksin cennete demiyor. Gir cennete diyor. Nerede diyor? 220 Mesnevi Nuriye'de de var. Cehennemi cismani kafir. Kafiri cehenneme atsan nasıl bir elem alıyor? Cehennem gibi deşeti bir yer. Müslüman yaptığı hatalardan dolayı fikren ve vicdanen aldığı elem buna kıyas ettiği zaman kafirin o aldığı elemden göre daha ne oluyor? Az hafif oluyor. Müslümanın cehennemi bak görüyor musun? Ahiretteki o cehennemi cismani değil. İnşallah
Vicdanen ve fikren aldığı elem o. Yani %51 sevabı olsa %49 günah var ama onunla cennete gidecek ama %49 günah ne olacak? İşte vicdan azapları ile cehennemi manevisi diyor. Cehennemi cismani kafire göre. Kafirin bizzat cehenneme gitse onunla kıyas ediyor 220 Mesnevi Nuriye'de. Tavandan indirsem bizi çıkardın. Ha tamam. Ha, seyret dedim. Şimdi nasıl ki kendisi kendi kendine seyrediyor musun? Seyrediyorsun. Fikrini de fikirle bakabiliyorsun, fikredebiliyorsun. Düşünceni düşünebiliyorsun. İşte koyuyorsun önüne. Düşünceli bir sürü düşüncelerin var. Sinirlenen sensin, erteleyen sensin. Düşünceni nasıl düşünebiliyorsun? Vahiy ile. Kendine nasıl bakabiliyorsun? Hayalle. Hayal bir alet ya. Tahayyül bir alet. Aklınla zeka ile aklını düşünebiliyorsun. Zeka ne? Akıl ne? Vahye bağlı olan bir akıl akıllı oluyor. Vahye bağlı değilse zeki oluyor. Adam dahi. Zeki yani. Ama aklı yok. Çünkü Kur'an akla vurgu yapıyor. Zekavete vurgu yapmıyor. Ehli dalalet zeki, dahi. Kur'an ya akılun, takılun, efele tefekkerun veya ne kadar da az düşünüyorsunuz diyor. Kur'an hep akla vurgu yapıyor. Akıllı olup olmadığımızı nasıl anlarız? Yani zeki miyiz, akıllı mıyız? Vahye ne kadar bağlıysan o kadar akıllısın. Vahide ne kadar koparsan zeki tepene çıkıyor. Baş belası o. Zeki insanlar intihar ediyor. Deli ettiğini gördün mü? Hayvanın, delinin, çocuğun intihar ettiği yok ki. Zeka akla başa bela oluyor. Zeka bir insanın aklını aşarsa, zeka aşarsa o insan o nispette sıkıntı çekiyor. Zeki insanlar sıkıntı çekiyor. Akıllı insanlar değil. Akıllı insanlar onu tanımlıyor. Mesela Allah Resulü Aleyhisselam sıkıntısı, dertleri yok muydu? Vahye bağlı olduğu için onu anlamlandırıyordu, merdiven oluyordu. Yukarıya doğru merdiven oluyordu. Zeka ise merdivenleri aşağıya doğru yapıyor. Her şey alt alta geliyor diyor. Her şey üst üste gelmiyor onlarda. Akıllarda her şey üst üste geliyor. Basamak olup onu anlamlandırıyor, farkındalığını artırıyor. Alemine uçur. Bir insan ebedi hayatını düşünüp 60 senelik ömrünü ona göre idare ediyor. Yani vahye, Kur'an'a tabi. Vahye tabi, Kur'an'a tabi. Allah Resulü'ne ne kadar tabi ise bu insan akıllı bir insan. Kur'an'a göre kendisini yönetiyor. Ha akıllı bir insan. Ama iki kere iki kaç yapar bilmiyor. Zeki değil o kadar. Dağdaki babaannelerimiz, dinelerimiz eskiler akıllıydı. Zeki fazla değildi. Ama bir bakıyorsun ki adam zeki, iyi bir doktor, dev gibi bir adam, iyi bir mühendis. Fakat lazım olmadığı, hatta zulüm olduğu halde gider ameliyat yapar para için. Adam zeki. Tartı dağıta yapıyor pazar. Bak şu adamın zekiliğine bak. Bir kilo biber ver diyorsun. Dolduruyor, ne kadar olduğunu tahmin ediyor. Meleke oldu. Yukarıdan aşağıya atıyor böyle şeyi. Malzemeyi, peyniri, ne bileyim biberi. Yukarıdan aşağı attığı zaman mutlaka 50 gram 100 gram aşağı iniyor. Böyle koymuyor yani. Böyle koyuyor. Aa diyor, sen de gördün zaten. İbre gelir tamam diyor. Sen zannediyorsun çabuk yapıyor da müşteriyi satacak. Hayır. Sen onu kar zannediyor. 100 gram biber az koymayla. Böyle koyuyor ya. Koyuyor bak abi diyor. Dur koy bakalım. Tekrar koydurursan 3-4 tane de biber ekliyor musun? Zeki ya. Zekavetiyle yapıyor. Atarsan böyle olur diyor. Başka kime nispet ediyor ustad? Zeki tilkilere söylüyor. Maymuna söylüyor değil? Ama akıl insana yakışıyor. İnsan ilk önce beşerdir. İnsan anasından insan doğmaz. Anasından beşer doğar. Beşer şerlerle dolu, zıtlarla dolu doğar. Peygamberlere tabi olursa beşer insan olur. İnsan ismine layık mıdırlar diyor. İnsan olmak kolay değil ki. İnsan tarifi var 208. sayfada. 218 şu ağlarda. Bak bakalım insan neymiş. Bir de insanın hakikati var. 10. sözün 11. hakikatında. İnsan olmak kolay mı? Peygamberlerin vazifesi beşeriyeti insanlık makamına çıkarmaktır.
İnsan olmak için beşer. Şeylerle doluyuz. Bedensel hayat. Terakki edersek insan oluyoruz. Melek hayatına dönüşüyorsun. Sonra kendisinden çıkıyor. Yaşarken çıkıyor yani. Bu adi beşeriyeti diyor ustad. Libası büyük zatlar çıkarıyorlar. O bizim itikat ettiğimiz, kabul ettiğimiz alemi misalde, alemi manada seyrengah gibi dolaşıyorlar Geylaniler, Gazaniler, ustadlar. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Kainat diyor alemimde o kadar ufaldı ki diyor ufak bir şey hale geldi. İnsan yani biz dünya geliyor diye. Beşer. Beşer olarak. Beşer olarak diyorsun. Çıkacaksın. İnsan olmak o kolay mı? Bab-ı insaniyettir ki ism-i hakimin hakkın cilvesidir. İnsanlık alemi var. İnsanlık alemi. Bab-ı insaniyet. Oraya insan olan giriyor. Ya hayvan olarak ölüyor. Ya beşer. İnsanlık makamına terakki ediyor. Ya beşer doğuyorsun. Ya hayvan ya insan. Evet. Şu anda bedensel itibariyle, cismaniyet itibariyle hepsini cem etmişiz. Ama beşer deyince bunun içi şu. Üniversite diploması gibi. İlkokul diploması da var, ortaokul da var, ilkokul da var. Yani zaten hepsini taşıyor. Beşer doğuyor ama istidat itibariyle, yazılım itibariyle her şey olabiliyor. Yani bu taraf itibariyle de çok üstün. Meleklerde beşeriyet yok. Çekirdek gibi. Ya. Çekirdek gibi. Melek niye? Beşer olmadığı için insanlık gibi terak edemiyor. Beşer değil. Ceset yok. Yani bedensel dayatmaları yok. Doğa şeyleri yok. Mesela uçuyor gidiyor. Mesela cinli insanlar intihar etti zannediyorsun. Gazali öyle de. Şu balkondan atlayıp gidiyor. Diyorsun ki hatta daha iyi. Yol gösteriyor cin. Zannediyor ki yoldur. Belki de kötülük yapmıyor o cin. Bu bizim için yoldur. Bu da sen de yürü diyor. Oysa kanunları farklı ya. Yani. Halk bilimde insan beşerdir, şaşar diyor ya. Hı? İnsan şaşar demiyor. İnsan beşerdir, şaşar. Evet. Yani içinde insan olunca beşeriyetten çıkıyor musun? Hayır. Gene ustattan söylüyorum. Diyor ki o vaveliye diyorlar diyor büyük zatlar diyor Kastamonu'da. Emmare'den sıyrılmışlar. Nefse emmare'den vaveliye ediyorlar diyor. Ustad diyor ki hayır diyor. O nefse emmare'den vaveliye etmeleri nefsi emmare'nin o özelliklerini his damarlara, tabiata devretmiş. O hala var zannediyor. Manevi nefsi emmare'den vaveliye ediyorlar ama maddi nefsi emmare diye tefrik edemiyor. Geylani için söylüyor ya. Adi beşeriyetten çıkıyorlar diyor ya. Lefyeseliğe giriyor. Beşeriyetten çıkıyor. İnsan olmak kolay mıyız? İsmail. İnsan olmak. Demiyor muyuz? Yazıklar olsun lan senin insanlığına. İnsan değil miydin? Hiç insanlığından utanmadın mı? Ya kime söylüyorsun o zaman? Beşeriyetine söylüyorsun. Mesela başka. Hata yapıyor. Aldatıyor. Vicdansız adam. Vicdanıyla yapmadı ki. Aklıyla yaptı bu sahtekarlığı. Çünkü vicdan onu durduracaktı. Aklı da kontrol eden vicdan. Biraz da gideyim. Ehli dalaletin dürbünüyle insanlık alemine baktım. O alem o kadar karanlıklı, dehşetli gördüm ki. Karanlıklı kafa. Dehşetli zulümat kalbi. Kalbimin en derinliklerinden feryat ettim. Niye? Eyvah dedim çünkü insanlarda ebede uzanıp giden arzuları, emelleri, dibi olmayan arzuları var, talepleri var. Ne demek bu? Talep edilen şey kadar fakir oluyorsun. Fakir zengin kim? Malı çok olan zengin zannediyoruz. Hayır. Servetine göre talep ettiği şey, yani talebi çok olan fakir bu dünyada. Talebi az olan zengin oluyor. Adam öyle bir serveti var ki Sapancı Koç gibi pazarda belki de bunun bütün inşaatlar bunun. Ama öyle bir hedefi var ki Trabzon benim olsun. Trabzon senin olsun demek Trabzon kadar fakirsin demek. Ay da benim olsun demek ay kadar fakirsin demek. Kanaat, talep çokluğu. Kanaat demek. Evet, el kanaatun kenzu life'ni oradan çıkart. Kanaat tükenmez bir hazinedir diyor zenginliktir. Öyle şey istiyor ki doymuyor. İsteği kadar fakir olmuş. İsteği az olsa rahat edecek. Ne kadar fakir olduğumuzu bakalım ya. Bir arabam var bir araba daha. Bir daire var bir daire daha. Bir evim var bir ev daha. O talep etmiş. Sen ne bak ne yapmış yani dünya? Perişan etmiş ya. Meşru şey zannediyoruz. Ya tamam meşru ama
dünyan buna müsait değil. Ne kadar kalacak ki? İmam Ali'nin dediği gibi. Bunun uğrunda servetini, siyatını kaybediyorsun. Bunu elde edeyim diye. Bu sefer herkes elde edemiyor o dünyayı. Etsen bile o dünyalığı kaybettin, siyatı yerini alamazsın. Yani hastaneye vereyim, doktora vereyim, eski siyatımı versin. İmplant yaptırırsın, anadan doğma dişini yapamazsın. İştahın gider, hadi bakalım ya bakalım. Evet parayı buldun ama nasıl yiyeceksin? Evet arabayı buldun. Ayağına kanaat etmedin. Arabayı buldun ama gidecek hal yok. Kalkmak istemiyorsun evden. Ya. Olmuyor. Zannediliyor ki dünya sabit. Pazar, sokaklar, caddeler, dereler. Ben de sabitim. Dünya. Ya devamlı değişken bir dünyada değişken fikir ve hislere sahip olan bir insan neyle mutlu olacak ya? Devamlı değişken bir dünyadayız. Atmosfer değişiyor, mevsim değişiyor, yapraklar değişiyor, insanlar değişiyor. Bakmıyor musun etrafına nasıl değişiyor? Devamlı değişken bir ortamda değişen fikir ve hisse sahibi olan bir insan nasıl mutlu olacak ya? Oldum. Kararı yok ki bunun. Bak de dibe kadar da götürebiliyor. Dünyan cehennem oluyor. Kainatı ihate eden tasavvurat ve fikirleri, kainatın arkasına geçen düşünceleri ve fikirleri var. O burada oturuyor 60 kilo ama gezegenlerle semaya hükmediyor. Yerin denizaltıyla denizin diplerine gidiyor ya. Dalgıçlarla toprağın altına giriyor ya, petrol çıkarıyor bilmem ne çıkartıyor. Şuraya bak yani insan. Yani bu sistem maddede kullanınca böyle oluyor. Yerinde duramıyor. Nasıl ki orayı delip geçiyor petrol gaz için? Denizin dibine gidiyor ya. Denizi daşıyor bir de. Yani bu insanın istidadında bulunduğu yere kanaat edemiyor. Sebebi aslına sahip çıksın diye verilmiş. Ayna olmuş Allah'a. Allah'ın bekasını anlamak için ruhumuza akseden Allah'ın baki ismini den, Allah'ın baki olduğunu anlamak için verilmişken kendi bedenimizin bekasını aradık. Ölüm korkusu oradan çıkıyor. Bedenin bekasına verilen ihtimamla ölüm korkusu oluyor. Ölüm korkusu bedeni sabit yapmaktan kaynaklanıyor. Yasam hocam, şimdi aşırı istekler kişisel midir yoksa? Fıtratta var. Fıtratta var ve toplumun etkisi de var değil mi? Tabii yani değişken bir ortam. Çok büyük, yani ufak tefek şeyler isterlerdi yani. Çok şeyler istemezlerdi. Eski hatırlıyor musun? Dedelerimiz mesela. Ya dedem ya bir mektup yazmış. Mektubu atmak için postaya çarşıya gelirdi. Şimdi canlı yayınla Almanya ile konuşuyorum. Ya bir mektup attın mı ya? Oo bir heyecan. Bekliyoruz Almanya'dan bir ay sonra, İstanbul'dan 15 gün sonra mektup gelecek. Heyecanla evde açılır. Ne diyor baba ya? Şimdi ne yapıyorsun lan? Ne oldu yani? Bu olunca huzurlu mu olduk? Demek istedim yani. O duyguları mesela teknoloji tahrik ediyor değil mi? Tahrik ediyor. Yani bu teknoloji elinden geldiği kadar tabii ki heylan kopmuş. Kopma diye nasıl koparsın, niye böyle yaparsın demeyle durduramazsın. Toplumun böyle bir akıcılığı var. Bunun karşısına duramazsın. Ama hayra tebdil, hayra doğru kanalize etmek lazım. Bunu nasıl yapacaksın? Tek başına yapamazsın. Peygamber bile tek başına yapamıyor. Çevresiyle. Böyle bir cemaat olmadan nasıl olacak? Bu derse gelmesen bunu nasıl duyacaktın? Kendi başına ne yapabileceksin ki? Ben ne yapabilirim ki kendi başına? Allah Teala biz yaptık. Ya bütün esmaların şey yapıyor. Hani diyoruz ki yalnızlık Allah'a mahsus. Nasıl mı Allah'a mahsus? Allah böyle mahsus olsaydı mahsus kalırdı. Bak bizi de yaratmış. Ayna olsun cemalimi göreyim dedi. Bizim hata bağlamış. Nasıl mahsus? Ya kendisi seyrediyor. İnşallah bir özel bir ders yapacağız onu. Yani 15 gün meşgul eden böyle. Meğer ustad da etmişti. Varmış ama ben görmemiştim. Allah göstermedi ki o alette yanayım diye. Bunlarla kalır. Bak Allah mahsus. Yalnızlık Allah'a mahsus. Nasıl Allah'a mahsus? Muhatap etti. Mahsus olsaydı mahsus kalacaktı. Çıkartmayacaktı. Bak muhatap yaptı ya. Değilmiş yani öyle. Başka bir şey çalışıyor kainatta bir sistem. İnşallah bu sesi bir müzakerede bunu yapacağız. Ya
Hocam şimdi biz burada kalmak istiyoruz. Hak ve nazımızı istiyor. Evet. Ama işte... Aslında bu duygu var ya aynada. Güneş gözüküyor. Ayna düşün. Şimdi güneş vuruyor. Şimdi bu adam bu güneşi kabul etmese, aynanın içinde güneş arasa ne olur? Ahmak değil mi? Ha, bu ruh aynasında Allah tecelli ediyor. Allah'ın sıfatları. Allah baki. Aynada bir bakıyoruz ki güneş var. Ruh aynasında bakıyoruz ki baki özellik var. Bakiyim. Ama beden müsaade etmiyor. Bedenin bekasını istiyoruz. Beden fena gidiyor. Ben istiyorum. O gidiyor. Çamaşır gibi onun adı ölüm korkusu işte. Allah Teala diyor ki ben seni bu için yaratmadım diyor. Sana daha güzel evet. Bir şey var diyor. Bak Maide suresinde. Ayıramıyoruz. Ayıramıyoruz. Bak Maide suresinde Allah bir ayette şöyle diyor. Yeni 15 gün yeni hissettiğim bir şey söylüyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Miraca git peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Allah'ın rüyetine mazhar ol. Peygamberlerin bütün peygamber özelliklerine sahip ol. Ahireti cennet cehennemi gör. Peygambersin ya ben peygamberim demekten bak ben peygamberim. Kimse değil, benim. Peygamber olmaktan hasıl olan ve bu lezzet bana mahsus. Onun lezzeti ruhanesini düşün. Allah buna ne diyor biliyor musun? Miraca gidene, miraca gidene ve burada olan peygamber ruha. Senin için diyor, ahiret hayatı daha hayırlıdır diyor. Böyle bir peygamber ruhu bu dünyada ahiret onun için hayırlı olursa, benim için dünya mı hayırlı? O ruha... Dünya değil, ahiret hayırlıysa benim 10 defa hayırlı ahiret. Ama korkuyorsun. Niye korkuyoruz? Çünkü aynada, ruhta gözüken bekanın, bedenin, bu cismaniyetin, beşeriyetimizin bekasına verdi. Bunun bekasını arıyoruz. Nerede bulacaksın ki? Onun başımıza bela saldı. Ondan kaynaklanıyor ölüm korkusu. Kendine, bunu nerede söylüyor? Dördüncü şuada söylüyor. O bekayı kendi onu anlaman gerekiyordu. Aynadaki güneş de güneş var. Benim bir sahibim var demek yerine bu beka zatımdandır. Ben beka istiyorum. Kendi bekamı istiyorum. Niye ölüyorum? Niye ihtiyar oluyorum? Bak beyazlaşıyorum. Niye hasta oluyorum? Ya bu olur mu ya? Olmaması lazım. Allah Allah. İsteğime direniyor doğa. Tabiat bedenim. Beka istiyorum. Vücudum fena istiyor. Dil bekası, hak fenası, istediğim ülkü tenim. Bir devasız, derde düşüm, Akil Lokman bir haber. Dilim beka istiyor, hak fenamı istiyor. Sistem beni tersime götürüyor. Ters yönde nehirde yüzüyorum. Beni götürüyor aşağıya. Ne yaparsan yap. Bak, kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları. Yani düşünceni düşünebiliyorsan, farkındalığın o nispetten artmış oluyor. Farkındalık. Peki, dünyada geliş gayesine... Beşeriyette farkındalığımızı artırarak insan olmaya geldik. Fark ettim. Farka geldim. Evet. Furkan ol. Sonra ebedi beka ve saadet-i ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri. Ebedi beka, ahireti istiyor yani insan. Ciddi istiyor. Ne olacak ya? Ahmet abi rahmetli babanda var. Babanla da var, aynı oturuyordu. Aynı bu gördüğün adam babanla da ders yapmış. Amel. Aynı babana da ders yap. Allah Allah. Aynı böyle yapar. Bakırcılar yukarısı. Ne oldu? O da gitti, ben de gittim. Gidiyoruz. Derdi Cavit Taylı Bey. Hoca, ahirette de böyle olacak mıyız? Ya? Olacağız. Ahmet Emice. Aynen olacağız. İnşallah. Ya. Cavit, ne diyor? Cavit, bak hele. Cavit Taylı var ya kayıkçı. Cavit, inşallah. Ya Ahmet, başka ne var ki? Ne istenecek? Sen bilmez misin dedi çarşıda en şey bizde. Kan nerede? Ya himmetleri bak, ebedi beka ve saadet ebedi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri, fıtri istidatları. Yani sonradan öğrenilmiş bir şey değil bu. Fıtraten ebed istiyoruz. Fıtraten beka istiyoruz. Fıtraten ölmek istemiyoruz. Dert istemiyoruz. Kendi kendimize hakim olmak istiyoruz. Kendi kendimize hükmetmek istiyoruz. Düşünebiliyor musun bak? Eylem sebebi sensin düşüncenle. Onu da düşünceyle yok eden yine sensin. İsteyen sensin, istenilen de sensin.
Kendinden kaçan sensin, kaçanılan da yer sensin. Niye televizyonlara basın şuna hep atlıyoruz böyle videolara, hemen ders bitip şey yapıyoruz. Kaçışıyoruz, kaçıyoruz. Kendimizle baş başa kalamıyoruz, kalamazsın da. Yiyor kendisini. Aklını yiyor, aklın aklına bela. Düşüncelerini ortadan kaldırıyor. E nasıl karar kılacaksın, nasıl memnun olacaksın? Beşerin bütün ağlaması bu ya, ben dünyayı biliyorum ya. Bütün babeli bu. Demişti işte adam, bir konferansa katılmıştım koronadan önce. Böyle şey yaptık, böyle bir Kadıköy Belediyesi'nin tanzim etmiş olduğu bir konferans salonunda iki tane zındık vardı, profesör. Ben vardım böyle. Kelam nedir diye, kelam konuşma. Onu işte Ustad'ın Asar-ı Bediye'den söylemiştim. Bütün kainat dünyada, dünya insanda, insan içsel aleminde, içsel alemi kelamında, kelam da nefesinde ve hurufatında. Neyse böyle başladık şeye İsmail. Ondan sonra insana geliyor, insana geldi. İnsanın en büyük problemi insan olduğunu bilmemesi. Bilmiyor. Beşer ya. İnsan olduğunu bilmiyor. Kendim ben bunu anlatırken biz o zaman kimiz dedi bir tanesi. Böyle izin alıyorsun. Düğmeye basıyorsun. Ben masada gözüküyor. Onu unutmuyorum. 38 numaradaki ışık yandı. Loş bir ışık var. Ondan sonra müsaade edersen konuşabiliyor. Ses duyuluyor. Onu onayladım. O zaman biz kimiz dedi ya. İnsan o zaman kim? Tabii onlardan bir tanesi, bilmiyorum ama hep böyleydi konu. Yani normal bir insan konferansı değil. En fazla 50 kişi var. Ben de seyyar mikrofonu aldım. O zaman insan, biz kimiz o zaman dedi. Ben de seyyar mikrofonu aldım. Evet ses geldi 38 ama neresi olduğunu bilmiyorum. Soran arkadaşımız elini kaldırır mı dedim. Kaldırdı böyle, baktım ortalarda. Aldım. Yönetmen de tabii şey yapıyor. Ben gidince ışık, şimdi adam mikrofonu aldı, şimdi gitti, vay sen bana bunu nasıl sorarsın lan, kimsin lan, bana öyle mi acaba diye. Ben mikrofonu aldım, ona doğru gidiyorum. Millete tedirgin de kafasına mikrofonu vuracak diye. Böyle mikrofonu aldım, gittim, eğildim ona mikrofonla. 50 küsür seneden beri ben de onu arıyorum dedim. Allah sana acayip oldu, böyle kapat. Ben de onu arıyorum. Arayan da benim, aranılan da benim. Kaçan benim, kaçanılan da benim. Mutluluğun sebebi de benim, cehennemin sebebi de benim. Ben bendeyim ama kaçışıyoruz. İnsan en çok kimden kaçar? Kendisinden kaçıyor. Yani iki zıttı cemeden sen yani, değil mi? Evet, iki zıttı cemet. İki yolun yolcusu. Uykumun sebebi de benim, uykusuzluğun sebebi de evet, benim. Saat kaç oldu? 7:30. Yarım saat mi oldu? Kaç dakika dersin? 10 dakikamız da var. 10 dakika var. Ha uyku o zaman bana o mesaj değil. Ha tamam. Fıtri kuvvetleri, istidatları ve had konulmayan ve serbest bırakılan fıtri kuvvetleri. Mesela hayvana her çeşit elemi yaptıramazsın. Veremezsin yani. Düşünce elemi veremezsin. Hayvana geçmişini düşün de elem al. Soyun vardı, akraban vardı. Mesela sığırı buraya bağla. Hani daha önce papilattaydı. Biraz hayal etti oraları, geçmişini, ah dedelerin, annelerin. Yaparsın. İnsanda fıtri bir kuvve var yani. Doğasında, fıtratında. Kendi kazanımı değil. Fıtratında böyle bir sistemi var. İstiyor. Hadsiz maksatlara müteveccih ihtiyaçları var. Yani ne istiyorsa ihtiyaç olmuş. Ustad söylüyor 17. sözde. Ayı hayal etse... Ay ihtiyaç oluyor. Ay. Böyle bir ayı hayal et. Bazıları var bu tür videoları seyrediyorlar. Bakıyorlar videoları. Ayın şey var. Teleskopu, Hubble şey nedir falan. Var böyle. Yok ayın çapını falan. Adam bütün şeyi ona hasretmiş. İhtiyaç olmuş. Ah bir gitsem dedi ya. Ne yapacaksın tamam da? Bütün hayatı bu ya. Ne dedik? Maksatlara müteveccih ihtiyaçları, zaaf ve aksileriyle beraber hücumlarına maruz kaldıkları hadsiz musibet vadaları ile aciz, fakir, aciz düşmanı çok.
Fakir, ihtiyacı çok. Tam tersinin olması lazım. Aciz, düşmanı az olması lazım. Aciz ya. Düşmanı az. Mesela hayvanlar aciz, düşmanı az. Mesela elbise derdi yok sığırın. Yeme derdi de yok. Ev derdi yok. İki tane ot yer. Suyu da içer ırmakta. Ağacın altında da yatar. Ayakkabı derdi yok. Gözlük derdi yok. Sosyal yapılanma bir derdi yok. Yani nihayetsiz böyle elem almıyor. İnsan öyle mi ya? Düşündüğü bir şeye ihtiyaç oluyor. Her ihtiyaçta maksadı oluyor. Ele de geçmeyince elem oluyor. İsmail Eski de diyordu ki ulan bir elim, ayağım bir yerden kesilse yeter ya. Bir şey uyduruk araba olsa. Şu kabin aldı bilmem ne aldı. Ulan bu yazın dedi ya. Şimdi ailece yaylaya maylaya gezmeye gideceğiz. Bir şey alsak diyor. O da oldu. E jip gibi bir şey olsun, yüksek olsun. Bak niye fikir ediyorsa. İhtiyaç olmuş. İhtiyaç yapmış. Zafiyle, atsileriyle beraber hücumlarına maruz kaldıkları hadsiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür. Tamam, bu kadar saydın saydın da ne kadar yaşayacak? Azrail Aleyhisselam'ı merak etmiştim böyle, acaba insanın canını alırken almadan ne düşünüyordur dedim Şaban Ali. Bunu biraz merak ettim. Ahmediye ve Muhammediye de okudum. Şöyle diyormuş Azrail Aleyhisselam. Ne düşünüyor acaba benim canımı alırken? Geliyor almadan bir bakıyor aklın içerisine, kafaya diyor. Öyle plan projeleri var ki ömür olsa 1 milyon ömür gerekiyormuş onlar olması için. Ama biraz sonra diyor canını alacak. Anlayamıyor burayı. Hocam, şimdi insana film seyretme merakı var ya. Şimdi en büyük oyunu biz oynuyoruz şimdi. Filmi oynuyoruz, sonunda seyredeceğiz. Ya kötü, ya iyi. Yani öyle bir rol içindeyiz şu anda. Aynı öyle diyor. Şimdi film geçtikten sonra bakacağız işte bunu yaptık, şunu yaptık. Keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım. Ustad bunun mesnevi de, mesnevi de şöyle diyor. Mesela ruhlar aleminde sahneyi aldık. Ta dünya, o ruhlar alem geçiyoruz. Dünya, kabir, haşir meydanı, sırat köprüsü, cennete kadar film devam ediyor herkeste. Fakat acayip bir şey, bu film çekilmesi için mesela diyelim ki bir film çekilecek. Fırtına Deresi'yle alakalı bir konu geçiyor. En kaliteli film... Orada sanal tam yapmıyor stüdyoda. Gidip Ardeşen'de Fırtına Deresi'ni çekiyor ya. Ta elestu bi rabbikum galu beladan sahne aldık. Bu filmde dünya konusu geçiyor. Dünyaya gemi yanaşıyor. Dünyaya diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sahne almak için bir saat bulunduk diyor. Başka bir hadiste seyahat eden bir insan diyor yorulduğu zaman ağacın altına böyle kendisini geçer ya öyle. O kadar bir gölgelikte durmak. Başka bir hadiste bir saat gibi. Bir saat. İşte Elestu bi Rabbikum kalu beladan başlayan film, senarist, senaryo yazan, filmi yöneten. Fakat garip, bu filmin içerisinde hepimiz varız. Herkes kendi filmini oynarken herkes başrolde. Ama aynı zamanda senin filminde ben elemanım. Sen filminde başroldesin. Aynı anda beraber oynuyoruz. Ben kendi dünyamda, o filmde başladı benim. Sana ben malzeme oluyorum. Ben pazarı çekecekler film. Hiç kimse yok. Olur mu? Bir insan olacak da. İşte ben malzeme oluyorum. Aksesuar gibi oluyorum. Ve o filmi çevrilmesi için dünyaya gemi yanaşıyor. Bir saat sahne alınıyor. Hadiste. Sonra çekip gidiyor. Bu mesafe ne kadar diyor ustad? 2 aylık mesafe diyor. Bu 2 aylık mesafenin bir günü dünyaya kadar canıyor. Bir gün sonra diyor bir istasyona gidilir diyor. Orada sermayeye göre diyor ya şimendifere ya tayyareye ya gemiye şunlara binilir veya yaya gidilir diyor. Değil mi? Ondan sonra film en son haşir meydanında da değil Sırat Köprüsü'nde de yaşanacak. Cennette film bitecek. Hocam şu anda ağzımızdan çıkan kelimeler, duygular, her şey Alev insanı canlı olarak, hepsi, ruhlu olarak hepsi şu anda yerini alıyor değil mi? Evet. Her hareketimiz. Bir anda geliyor. Mesela şu anda ampul var ya ampul. Evet. Yanıp sönüyor ama gözün görme kabiliyetinden hızlı olduğu için biz devamlı yanıyor zannediyoruz. Bütün mahlukat ve biz. Bana falan yok. Böyle fotoğraf değil. Biz gidiyoruz.
Yani biz gidiyoruz, yok oluyoruz. Şu anda yok oluyor derken dırt gittim zaten. Yok olup var oluyorum, yok olup var oluyorum, yok olup var oluyorum. Şimdi burada canlı bir kamera olsa mesela, yayın olsa, dünyanın her tarafında şu anda görüntümüz izlenir. İzleniyor. Biz de şu anda yani içer, hani yaptığımız hareketler bütün alemde canlı olarak hepsini yayınlar. Hepsi. Bir de canlı derken o filmdeki gibi de değil, bizzat ben oluyor. Bir ha. De ağzımızdan mesela çıkan habis ruhlar, kötü kelamlar, o değişik bir hal alıyor. O da alıyor. Bir de güzel çıkarılan Bismillah, Elhamdülillah diyorsun mesela, o da güzel bir şey olarak değişiyor. O da yerini alıyor. Bugün diyor. Onlar bizi karşılayacak değil mi? O oluyorsun, sen oluyorsun. Karşılayan da sensin. Giden sensin, karşılayan da sensin. Talep eden biziz, talep edilen de biziz. İsteyen biziz, cevap veren de biziz. Dünya da ahiret, ahiret de dünya. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Hata yapmaz bir karakter. 33 yaşında Hazreti Adem Aleyhisselam. Hata yapılacak bir ortam olmayan cennet. Peygamber ruhu. Hata malzemesi yok. Hata yapıyor. Ve buraya geliyor. Anlamıyor muyuz ki bu senaryo? Hatayla alakası yok bu işin. 33 yaşında ben duayı bebekken öğreniyorum. Çocukken. Ama Adem Aleyhisselam buraya geldiği zaman 33 yaşında. Ve birisi Hindistan'a, birisi Yemen'e atılıyor. Buluşacakları da belli olmayan. Düşünemiyor. İlk defa karanlık oluyor. İlk defa rüzgar esiyor. İlk defa acıkıyorsun. İlk defa elemlerin var. İlk defa burası neresi? Allah'ım ne yapacak? Düşün. 600 sene böyle dolaşıyor. Nasıl bir şey ya? 600 sene, 60 sene köyüne hiç kimse gelmiyor. İsmail. Dünyanın tek sahipleri. Tam da tek yani şimdi. Yemen'de ama Yemen olduğunu bilmiyorsun ki. Hadi on tahammül etti peygamber ruhu. O kadın nasıl sabretti ya? Nasıl bir şey ya? Düşündükçe aklım gidesi geliyor ya. Demek ki bu hata mata değil. Ustad diyor ki tavziftir diyor. Vazife. Ama nasıl bir ruh ya? Arıyorlar ikisi de. Ama neresi burası? Ben tahmin ediyorum. O burası okumuş işte. Karadeniz'e benziyor. Norveç falan diyor. Bak Karadeniz'in derelerine falan. Bunlar ilk defa geliyor. Şaşırıyor cennetten gelen. Bakıyor soğuk var. Yukarıdan aşağı bir şey iniyor. Yağmurmuş. Üşüyorum. Aa bir ses var. Acıktım. Bunlar ne tuhaf ya. İlk defa. Hiç kimse de yok. Kimse öğretmiyor sana. Şimdi herkes bu ağırlasa, bu akılla day olsa, pazarda, Rize'de, dünyada hiç kimse yok. Petrol istasyonları, kuyumcular hepsi, her yer senin. Ha, o zaman insanlarla değer alıyor. Kainatı da Allah insanlarla şenlendirmiş. Düz okuyayım şuraya kadar keseyim. Daha şey yapayım. Böyleyken insan gayet kısa bir ömür. Her gün ve her saat ölüm endişesi altında gayet dağdağlı bir hayat. Yaşamak için gayet perişan bir maişet içinde kalbe, vicdana en elim, en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belasını çekmek içinde ehli gaflet için zulümat ebedi kapısı suretinde görünen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar gördüm. İşte bu insan alemini bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif-i insaniyem belki bütün zerrat-ı vücudum feryat ile ağlamaya hazır iken birden Kur'an'dan gelen nur ve kuvveti iman o dalalet gözlüğünü kırdı, kafama bir göz verdi. Gördüm ki Cenab-ı Hakk'ın Adil ismi Hakim burcunda, Rahman ismin Kerim, Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında, Bahis ismi Varis burcunda, Muhi ismi Muhsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda birer güneş gibi tulu ettiler. Zaman olsa da konuşsak bunu. O karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin, bak o karanlıklı ve içinde çok alemler bulunan insan aleminin umumunu birden ışıklandırdılar, şenlendirdiler. Cehennemi haletleri dağıtıp nurani ahiret alemlerinden yaşarken pencereler açıp o perişan insan dünyasına nurlar septiler. Zerrat-ı kainat adedince elhamdülillah, eşşükrülillah dedim ve aynel yakin gördüm ki
İmanda manevi bir cennet ve dalalette manevi bir cehennem bu dünyada da vardır. Yakinen bildim. İmanda var hepsi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha teman salavatı. Çok şükür.